Şimdi bizim bu konuda bu proje Cumhuriyet Halk Partisi askerlikle ilgili projesini hazırlarken Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde çalışmış ve bu işi iyi bilen bir ekiple bu işi hazırladık. Yani bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi kafasından uygulama şansı olmayan bir proje değildir. Tam tersine bunun uygulama şansı mutlaka vardır ve mutlaka da uygulanacaktır. Elbette Cumhuriyet Halk Partisi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücünün zayıflamasını istemez ve böyle bir uygulamanın içerisinde olmayacaktır. Ancak bugün hepimiz biliyoruz ki 100 bin dolayında gencimiz ailesini yani evinin barkını kurmuş, çoluk çocuk sahibi olmuş, iş güç sahibi olmuş. Bunlar bugüne kadar askerlikleri işte doktora yaptıkları için ertelemişlerdir, yüksek lisans yaptıkları için ertelemişlerdir, yurt dışına bir nedenle gitmiştir, ertelemişlerdir. Yani erteleme imkanı olduğu sürece yasal ölçüde bunları ertelemiştir. Ancak bugün bu arkadaşlarımızın çıkıp askere gitmeleri halinde o eve kim bakacak? O kurduğu işi kim devam ettirecek? Büyük sıkıntılar yaşayacaktır. Gerçi her Türk vatandaşı bu milli görevini yerine getirmek zorunda. Ancak şu anda Türkiye'deki gençlik yapısına baktığımızda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı olan asker sayısı kadar o kadar çok sayı var ki isteyen kişi askere bile giremiyor çünkü sıra beklemek zorunda. Çünkü çok genç var, askere gidecek olan sayı belli. Biz Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı olarak diyoruz ki en azından şu anda askerliklerini yapmamış biriken 100 bin dolayındaki gencimiz için bir imkan getirelim. Bu imkan da şöyle olsun. Hem Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve devletin bütçesine katkı sağlayacak, hem de bu insanlarımızın yuvaları bozulmadan, işlerini kaybetmeden askerlik görevlerini yapmış olsunlar. Ne yapacağız burada? Diyoruz ki parası olan belli bir bedel ödeyerek kısa bir dönem askerlik yapacak ve askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş olacak. Olmayan. Şimdi anayasanın eşitlik ilkesi vardır. Çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Anayasanın eşitlik ilkesine göre yani parası olan askerlik yapıp parası olmayan yapmazsa bu eşitlik ilkesine aykırı olacak. Onunla ilgili de bizim çalışmamız vardır projemizin içerisinde. Diyoruz ki hiç geliri olmayan, ödeme gücüne sahip olmayan ve askerlik süresini geçiren gençlerimiz, bekleyen gençlerimiz hiçbir bedel ödemeden bedeli askerlik yapacaklardır. Hiçbir bedel ödemeden. Orta gelirli gençlerimiz ise onların bedeli biraz daha düşük. Onların gelir grubuna göre hazırlamış olduğumuz bir bedel vardır. O düşük bedeli ödeyerek bu yükümlülüklerini yerine getireceklerdir. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geldiğinde bedelli askerlik yasası çıkarılacak. Parası olan hazırlayacağımız bir miktar neyse o oranda bedelini ödeyecek, askerlik yapacak. Az geliri olanlar daha az bir bedel ödeyerek askerlik yükümlülüğünü yerine getirecek. Hiç parası olmayanlar hiçbir bedel ödemeden bedelli askerliği yapmış olacak. Bu birinci projemiz. Yine askerlikte esas kalıcı ve devam eden bir proje olacak. Süreklilik arz eden bir projedir. O nedir? Askerlik ilk önce 9 aya düşürülecek. Çünkü şu anda Türk ordusunun ihtiyacını karşılayacak sayının çok üzerinde askerlik çağındaki gençlerimiz vardır. Bunların tamamı istediği vakit askere alınamıyor. Çünkü o kadar ihtiyaç yoktur. Bir de Türk Silahlı Kuvvetleri'ni profesyonelleştireceğiz diyoruz. Bununla ilgili yasalar çıktı. Dolayısıyla askerliği sadece yurt savunmasında kullanacağız. Onun için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı kadar olan elemanların gidebilmesini sağlayabilmek için askerlik Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında önce 9 aya düşürülecek, ardından 6 aya düşürülecek. Yani kısa vadede hemen 9 aya düşürecek ama orta ve uzun vadede askerlik 6 aya düşecek. Böylelikle insanların önünde o askerlik süresi iş kurmada, hayata atılmada, aile birliği oluşturmada bir engel Çok çok oluşturmayacaktır. uzun bu 15 ay yani 15 sadece ay 1,5 ve yıl. ihtiyaç yok. Yani o kadar genç sırada bekliyor askere gitmek için. Yani hem onlar sırada beklemeyecekler, bir an önce hayatlarını kuracaklardır, aile birliğini oluşturacaklardır, iş imkanlarını yaratacaklardır. Hem de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı kadar askere İş gidecektir. bulabilirlerse çoğu insan da İşte işsizlikten askere gidiyor. ya bu en önemli konu budur. Yani bizim üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı olarak üzerine durduğumuz en önemli projeden bir tanesi de
yeni iş imkanı yaratacak. Ona geçmeden şu üniversiteleri de sorayım. Tamam. Peki şimdi kısa dönem kalkmış mı olacak? Yoksa üniversiteleri ayrı bir şey var galiba projenin içerisinde. Şu anda ayrı var. Ama onunla ilgili bu yapacağımız düzenlemede yine üniversite mezunları için mevcutların daha altında bir süre yapacak şekilde bir organizasyonlarımız vardı. Onunla yaz ilgili tatillerinde falan. Ya, mesela üniversitede okuyan gençlik arzu ediyorsa yaz tatilinde mesela 3 ay. 3 ay gidecek. Okurken. Yani yazı, kışın okuyor. Yazı da gidip askerliğinin 3 aylık bölümünü yapacak. Bir dahaki. Dolayısıyla geri kalan bölümümüze bir dahaki sene gidip yapacak. Dolayısıyla üniversiteyi bitirdiğinden diplomasını aldığında askerlik görevini yerine getirmiş, eğitimini tamamlamış, hemen işe başlayabilecek bir ortam hazırlamaya çalışacağız. Hı. Yani bu son derece önemli bir proje ve bunun ayakları yere basıyor. Bu hayali bir proje değil. Bunun bütün hesapları yapılmış. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ne ihtiyacı olur, gençlerimizin sayısı nedir, kaç kişi askere alınabilir, kaç kişi alınmayacak, bütün bunların altyapı çalışmaları bizim ekiplerimiz tarafından bunlar hazırlanmış ve ayakları yere basan bir projedir. Buradan da bir kaynak elde edilecek. Elbette bu elde edilen kaynak da işte demin bahsettiğim gibi aile sigortası diyoruz mesela, bakın. Aile sigortası. Buradan elde edilecek bir gelir. Bir gelir mutlaka Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elbette ihtiyaçlarına da gidecek ama bir gelir de bütçeye doğrudan olarak aktarılacak ve bütçede ihtiyaç duyulan alanlara bu paralar aktarılacak. Şu son